Evet, esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Ekonomiyi konuşuyorduk. Bu süreçte muhalefetin yapması gerekenleri, muhalefetin durumunu konuşalım. Demirtaş'ın yakın zamanda bir yazısı oldu. Halkların Demokratik Partisi şu anda tatil havasından çıkmalı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi seçimden bu yana kurultay tartışmaları içerisinde. Diğer kanattan bu meselenin milli bir mesele olduğu söyleniyor. Siz de Emekçi Hareket Partisi olarak bir kriz komitesi kurdunuz. Bu neden kuruldu? Şu anda muhalefet, meclisteki muhalefet partilerinin sürece karşı aldıkları tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz neler yapıyorsunuz konumda? Ya işin doğrusu biz biraz yetersiz buluyoruz yani verilen tepkiyi. Birinci olarak zaten burada sadece mevcut neoliberalizmin bilindik mantığı içerisinden işte merkez bankasını daha da nasıl bağımsızlaştıralım, bağımsız olursa ondan sonra da ne kadar güzel olur şeklinde yani konuşmalar yapacak bir halimiz yok. Biz burada yani bu kadar yaratılmış borcun halkın üzerine yıkılmasını, bunun gayet doğal bir şey olarak işletilmesini itiraz konusu etmek istiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu anlamıyla borcu kabul etmiyoruz. İkincisi şunu almak isterim. Yani şimdi, Merkez Bankası'nın bağımsız olmasa da olur mu diyorsunuz? Zaten Merkez Bankası yani biz solun felsefesine göre iktisadi alan politik aklın, politik akıl yürütmenin, halkın kendisinin akıl yürütmesinin dışında olmamalıdır. Yani biz o anlamıyla iktisadi alana müdahale etmeliyizdir. Yani onu bırakalım ne şekilde işlerse işlesin felsefesine zaten sahip değiliz. Biz müdahale edilmesinden yanayız. Biz bunu eskiden beri biz bu görüşteydik. Yani biz çünkü halkın çıkarları mantığının olaya müdahale etmesini istiyoruz. Yoksa kar mantığının kendi akışı içerisinde ilerlemesine taraftar değiliz. Biz halkın ve halkın ihtiyaçlarının süreci belirlemesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden kurumların, çeşitli araçların, çeşitli odakların iktisadı yönlendirmesi yönünde bir etkide bulunabileceğini savunuyoruz. Biz bunu en başından itibaren soldan bakan insanlar olarak böyle olduğunu söylüyoruz ama yakın zamanda dikkat ederseniz şöyle bir tartışma başladı. Siz de şimdi anmış oldunuz. Yani Merkez Bankası yani niye bağımsız olsun ki? Yani Tayyip Erdoğan'ın yönlendirdiği bir şey olsun veya diyelim ki politik otoritenin yönlendirdiği bir şey olsun diyor değil mi şimdi AKP? Şimdi çok sıkıştırdıkları için ağzın ucuyla diyor ki ya tamam ya bağımsız olacak diyor damat bakan. Ama asıl görüşleri müdahale etmelidir. Şimdi biz eğer müdahale edilecekse, bu mantık yürütülecekse şunu söylemek istiyorum ben. Bu doğrudur. Evet yani iktisadi alana müdahale edilmesi gerekir. Yani tamamen kendi haline bırakın. O zaten en güzel noktaya kendi kendine ulaşır. Böyle bir liberal görüşte değiliz biz. Ama bu açıdan biz sadece Merkez Bankası aracılığıyla iktisadi alana müdahale etme düşüncesi de değiliz. Elde olan bütün imkanlarla iktisadi alana müdahale edilmesi taraftarıyız. O açıdan eğer yani Berat Albayrak da önümüzdeki dönemde sanayi olması gerektiğinden bahsediyorsa burada düşünmemiz gereken şey şudur. Ben kamunun hakikaten bu sanayi altyapısını yaratmak üzere, sanayi ürünleri üretebilir hale gelmek üzere bir hamlede bulunmasını istiyorum. Kamunun bulunmasını istiyorum. Ama bu da ne demektir biliyor musunuz? Kamu iktisadi teşebbüsleri demektir. Şimdi bunu peki AKP nasıl bir bu açıyı kapatacak da yani bugüne kadar özelleştirmenin en büyük savunucusu, en büyük uygulayıcısı. Bırakın kamu iktisadi teşebbüslerini artık arazilerin, ormanların, yani her türlü varlığın özelleştirilmesi, başkalarına satılması, kamu dışında odaklara satılması yönünde davranan bir mantalite nasıl olacak da kamu iktisadi teşebbüslerini savunacak? Savunamaz diye düşünüyorum. O açıdan bunu savunuyor olan soldur. Onun düşündüğü yaklaşım bence uygulanıyor vaziyete gelmelidir. Eğer öyle olursa hakikaten yani bulabildiği öz kaynakları veya krediyi betona, gayrimenkule bu anlamıyla yani tüketim malına yönlendiren bir yaklaşım söz konusu olmaz. Üretime yönlendiren bir yaklaşım söz konusu olur ve bu kamu iktisadi teşebbüsleri de bunu başarabilir konumda olabilir diye düşünüyorum. Aslında bir çıkış yolu bu. Ben çıkış yolu olarak bunu öneriyorum. Eğer AKP Merkez Bankası'nın yani iktisada müdahale edebileceğini düşünüyorsa kamu iktisadi teşebbüslerin müdahale edeceğini neden düşünmüyor? Şimdi bu açıdan çelişkili bir durum. İşine gelen yerde yani bazı araçların iktisadi alana müdahale edebileceğini söyleyip
işine gelmeyen yerde tam teşekkür, neoliberal mantığın içerisinde davranıp özelleştirmelerden yana olmak. Onun çok eski bakanların söylediği gibi baba gibi her şeyi satarım, babalar gibi her şeyi satarım demek çelişkidir. Ben bu çelişkiden AKP'yi kurtarmak için o yüzden şunu öneriyorum. Yani madem ki Merkez Bankası'na müdahale edilebilirliğiyle başladılar, iktisada bu şekilde müdahale edilebilir. Kamu iktisadi teşebbüsleri de buna müdahale edebilir diyebilsinler. Evet. O anlamıyla şeker fabrikalarının tek elin ve buna benzer bütün kuruluşların özelleştirilmeleri geri çekilsin. Bunlar tekrar kamuya ait hale gelsin. Kamu büyük bir yatırım hamlesi yapsın. Ve buna bağlı olarak da önümüzdeki dönemlerde hakikaten hayal edildiği gibi yüksek teknolojiyi içeren önemli sanayi ürünleri üretebilir hale gelelim. Evet. Tarım ürünleri üretebilir hale gelelim. Yani durmadan patatesi nereden alacağımızı, kırmızı eti nereden alacağımızı konuşan bir çok geri ülke pozisyonunda olmayalım derim. Ama bunun çözümü Merkez Bankası'na yönelik mantığın devamını kamu iktisadi teşebbüslerine yönelik uygulamak. Eğer böyle değilse o zaman Merkez Bankası ile ilgili bu mülahazaya niye gidiyorsunuz? Evet. Tümüçün Bey, siz nasıl görüyorsunuz muhalefetin bu süreçteki konumunu? Ayrıca Merkez Bankası tahlillerine siz katılıyor musunuz? Böyle mi? Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı meselesi neoliberalizmin en önemli beklentilerinden birisi. Gerçi orada da hani bir anlamda iş bölümü varmış gibi davranılıyor. Yani maliye politikası hükümetin inisiyatifinde sürdürülür. Yani bütçe kararlarını siyasi iktidar verir. Merkez Bankası da öncelikle enflasyon hedeflemesiyle ondan kurtulur ve başka hiçbir şeyi dikkate almaz diye. Fakat AKP'nin Merkez Bankası'nın bağımsızlığından yana görüntüsü esasen faizlerin biraz önce konuşmaya çalıştığımız yükselmesine müdahale etmek amaçlı. Yani neoliberalizmin ya da Hakan'ın ifade etmeye çalıştığı şeyin dışında bir yerden Merkez Bankası bağımsız olmasın diyebiliyor. Evet. Orada faiz oranlarına müdahale ediyor olduğunda az önce sözünü ettiğimiz Tuncay'dan kendi biriktirdiği, büyüttüğü sermayenin finansman imkanlarından yoksun kalacağı kanaatinde. İşin açıkçası mevcut düzen içerisinde az önce sözünü ettiğimiz bu IMF ya da Bildik İstikrar programlarının 2001'de de kullanıldığını ve ondan yana şimdi yeniden IMF'ye gidiyor olmak bizi tekrar başa döndürecek. Yani bir kısır döngüden söz etmiştim. O nedenle bu bildik ortodoksi dediğimiz ya da ortodoks iktisadın dışında kalan bir takım iktisadi modellere, yani heterodoks iktisatta Hakan'ın biraz önce işaret ettiği türden müdahaleleri de hem muhalefet partileri açısından söylemeye çabalıyorum, hem daha emek eksenli, yani soldan bakan, her türlü sadece siyasi partiler anlamında değil, o insanların gözünden de alternatif politikaların üretilmesi, önerilmesi gayet makul bir çıkış noktası olabilir bir taraftan. Yani Hakan Bey'in bahsettiği ya o da bir model, bir çözüm olabilir demek için söyledim. Yani o hani klasik ortodoks dediğimiz ortodoks politika diye bahsettiğim şey. Yani aslında kapitalizmden kopulabilir bu süreçte. Daha dışında, kamucu bir ekonomik kamu çıkarını gözetilebilir. Kamucu bir anlayışla üretimin organizasyonu, iktisadi yaşamın organizasyonu tabii büyük ihtimalle deli muamelesi görme ihtimaliniz yüksek. Yani hakim söylemler bakımından bakıldığında bir tarafıyla. Çünkü kendileri dile getirdiler Merkez Bankası ile ilgili. Yani ben onların tutarlılık. Dediğim, evet, tutarlıysan, evet, yani ne diyorsun? Sen diyorsun ki ekonomiye ben bunun aracılığıyla müdahale etmek istiyorum. Hı. Ben de istiyorum. Siz de kamu iktisadi teşekkürler. Ben de ondan istiyorum. Ama en azından gündelik politikalar yerine işte planlı bir kalkınma politikasından bahsetmek, ranta dayalı bir üretim ekonomisi, ranta dayalı bir sanayi inşaat yerine üretime dayalı bir efendim işte yüksek katma değeri olan teknoloji üreten vesaire talepler bile az buz bir şey değil aslında demek için söylüyorum. Yani
bugüne kadar geçirdiğimiz süreçte zenginin daha fazla zengin olduğu, fakirin daha fazla fakirleşiyor olduğu bir uçurum var. Dolayısıyla bunun yarattığı bir şey aslında bir taraftan da kriz. Fakat o kadar ilginç bir şey ki, yani bu sözünü ettiğimiz borçlanma sadece şirketlerin borçlanmasından ibaret de olmadı. Yani çok ciddi bir hane halkı borçlanması da var. Dolayısıyla belki 2001'den beri sürdürülen epeyce sıkı para politikasının vesaire aslında doğuracağı olumsuz sonuçları da hane halkları yeterince hissetmemiş de yani diyebiliriz. Küçük ölçekteki borçlanmalar da mı arttı? Hane halklarının şimdi aşağı yukarı yanılmıyorsam yani 2002'de yani bu krize girilen dönem için konuşuyorum. %2 civarında olan hane halkı borçlanması %18'lerdeydi galiba 2013'lere gelindiğinde. Yani demeye çalıştığım şey, o kadar büyük bir para bolluğuyla, o kadar büyük bir borçlanma mekanizmasıyla insanların gerçekte gelirleri olmadan da harcama yapma eğilimi taşımalarına sebebiyet verildi. O nedenle de yeteri kadar hissedilmedi de belki bugün bundan sonra yaşayacağımız olumsuzluklar ya da krizin boyutu çok daha fazla değecek herkese. Çünkü o borçlar ödenemeyecek. Belki aldıkları işte daha önce 2008 krizinde efendim Amerika'da olduğu gibi belki yine Polonya'dan bahsedebiliriz, Güney Avrupa'da, Yunanistan'dan bahsedebiliriz. Yani aldıkları insanların evlerini kaybetmeleri gibi, işte arabalarını kaybetmeleri gibi bir süreçte de karşılaşmak mümkün olabilir. Peki meseleye soldan bakanlar dedik. Meseleye soldan bakanlar bu süreçte ne yapmalı? Nasıl bir muhalefet yürütmeli? Kamucu bir yaklaşım olmalı dediniz ama bu nasıl başarılacak? Yani bir tanesi burada tabii çok önemli bir başka sıkıntı görüyorum. Yani belki şundan söz etmenin daha fazla bir önemi var. Yani 2001 IMF programı ile beraber yürütülen işlerden biri de 2003'lerde emek piyasasının mümkün mertebe bir esnekleştirildiği, taşeronlaşmanın efendim inanılmaz derecede yaygınlaştığı bir süreç oldu aslında. Biraz önce onu söyledim, yani bayağı aslında sıkı para politikalarının dayattığı olumsuz koşullar vardı. Borçlanmayla o aşıldı demekten kastım o. Dolayısıyla şunu söylemeye çabalıyorum. Bu emek piyasasındaki esnekleştirmeler, taşeronlaştırma vesaire koşulları örgütlü bir emek gücünden bugün söz etmemize çok imkan vermiyor. Dolayısıyla da siyaseten o gücü yeniden kazanacak bir muhalefetin organize edilmesi lazım. Burada yine halkçı diyebileceğimiz, emekten yana diyebileceğimiz politik hatların yükseltilmesi ve onun mücadelesiyle söz konusu olabilir. Evet. Sayın Öztürk, sosyalistler ne yapacak bu süreçte, ne yapmalılar? Ya önce bence mesela şöyle bir durum var, bu çok yaygın. Yani o tondan bir kademe çekilmeliyiz diye düşünüyorum. Yani ne gelişme olursa olsun, yani sol bazı taleplerden bahsediyorum gibi bir konuma çekiliyor. Yani bu böyle çok dilek ve temenniler, dilekçecilik, dilekte bulunmaktayım. İnşallah herhalde böyle olur. Şu anda bu pozisyonda mı? Bu pozisyonda olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü siz yani buna itiraz edecek, buna itirazı yükseltecek bir politik aktör önermezseniz, bu aktörden konuşmazsanız, başkalarına rica edeceksiniz demektir. İtiraz derken temelde borçların, yani sermayenin borçlarının vatandaşa, yurttaşa yüklenmesi. Ya bu çok çeşitlilik arz ediyor. Bir boyutu o. Bir boyutu ilelebet zaten ülkede sanayinin olmaması. Yani Berat Albayrak'ın söylediğine ne derecede güvenebiliriz? Yani efendim biz bundan sonra sanayi yaratmak isteriz. Yani Anstübe'den okuduğu şeyleri söylüyor orada. Herkes sanayi yaratmak ister. Ama senin asıl hedefin yani kendine yakın bir burjuvazi yaratmaksa asla sen sanayi yaratmaya o kadar canı gönülden yönelemezsin. Neden yönelemezsin? Çünkü yani can havliyle ona sarılmışsındır. Şimdi mesela Türkiye'de yani AKP'ye yakın duran burjuvazi çok dramatik bir şey yaptı son dönemde seçimler sürecinde. Neredeyse Türkiye'de medyanın %95'i
bu yakın sermayenin kontrolü altına girdi. E bunu istiyor mu? İstemiyor mu AKP? İstiyor. E bunu yapmak için ne yapıyor? E bu sermaye blokunu kayırıyor. Hangi ülkede görülmüş, ne zaman görülmüş bir medyanın %95 belli bir sermaye blokunun tek eline girdiği? E bu oldu işte. E bunu yaratmak eğilimindesiniz. Niye bunu yaratmak eğilimindesiniz? Çünkü tek adam rejimi yaratmak istiyorsunuz. Buna bağlı olarak güçleri buna göre diziyorsunuz. O açıdan demek istiyorum ki biz buna güvenemeyiz. Yani Berat Albayrak'ın ansiklopedik sözlerine güvenemeyiz. Ne yapmamız lazım? Buna itirazını yükselten, öneriler getiren bir aktörü devreye sokuyor olmalıyız. Bu da şöyle olmaz. Bakın, yani şöyle bir problem var. İşçi sınıfı, emekçiler, köylüler, bunlar böyle bir küçük bir çıkar çevresi değil. Bunlar ya da böyle sadece yani böyle bir dernekleşmiş bir esnaf topluluğu gibi bir şey değil. Yani bu bahsettiğimiz hakikaten bu ülkedeki üreten bütün kesim. Bizim soldan bakan insanların yani tarihte rol oynayabilir diye gördüğü kesim. O açıdan biz bu sadece yani bu önemsiz kesimin yani lütfen dikkat ediniz işte yani fazla zarar görmesin. Yani çok da borçları onun üzerine yıkmayın. Maaşlarını da ücretlerini de çok düşürmeyin. Rica ederiz lütfen filan diyecek bir pozisyonda değil. Bu anlamıyla sahneye çıkıp siyaset üretecek bir pozisyonda. Bu anlamıyla da mesela ben ilk yapılacak işin yani bundan rahatsız oluyor olan bütün yani işçi kesiminden insanların, temsilcilerin, bütün emekçiler kesiminden insanların, köylüler kesiminden insanların bir bu anlamıyla bir üretenler ekonomik şurası toplaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir aktör ortaya çıkması lazım. Yoksa biz yani böyle bir basit bir savunma içerisinde kalamayız. Zaten o bizim o basit savunmamızı kimse dikkate almaz. Ve o şurada önümüzdeki dönemde büyük sanayi yatırımları nasıl yapacağımızı... Öyle bir şurayı toplayacak mısınız peki? Şu biz süreçte? Toplama düşüncesi içerisindeyiz yani. Bunu öneriyoruz. Yoksa yani rica ederim, dilek ederim, temenni ederim ki inşallah bizi çok ezmezsiniz. Niye ezmesin ki? Yani bahsettiğimiz kategori yani hakikaten sömürenler kesimi. Hakikaten bugüne kadar o kredileri kullanmış sermaye bloğu. Sermaye bloğunu ne gibi bir ricayla sizi ezmemesi üzerine siz durduracaksınız ki? O açıdan yani bizim bahsettiğimiz işçiler, emekçiler bir lonca değil yani. Bunlar gerçekten eğer sınıf çıkarlarını savunabilirlerse, sınıf politikalarını savunabilirlerse bu ülkeye gerçekten ferahlık, aydınlık getirebilecek bir toplumsal kesimdir. Bu sadece bir lonca gibi kendi çıkarlarını savunuyor pozisyona düşemez. Bu bilmem neler odası değil yani. O açıdan bir kere bu moddan çıkmaz. Yani Türkiye'de solun yazdığı çoğu materyal böyle de o yüzden itiraz evet, ediyor. Örgütlü öznelerin siyaset üretimiyle tam bu itiraz yükseltili. Sınıf hamle yapmalıdır. Yani bu Arjantin'de bile halk isyan etti de yani IMF ile ona göre bir pozisyona girilebildi. Borçlar konusunda ona göre bir söz söylenebildi. Hiç itiraz etmeden, hiç örgütlü olmadan ne yapacağını bir akılla hiç kurmadan, yani ben şimdi akıl yürütüyorum deminki o örneği o yüzden verdim. Merkez Bankası öyle düşünülebiliyorsa kamu iktisadi teşebbüsleri neden böyle düşünülmesin? Eğer borç 466 milyar dolar düzeyindeyse ben neden yüksek düzeyde karın, rantın vergilendirilmesini istemeyeyim? Ben bunu vergilendirilmesini istiyorum. Neden? Çünkü almış olduğu kredi ve yani girmiş olduğu süreç bu düzeyde. Yani ben birinci dereceden köprü yapmaya kalkışanın, birinci dereceden havalimanı yapmaya kalkışanın vergilendirilmesini istiyorum. Evet. Eğer bunu söyleyemezsek ne olacaktır? Yani elbette ki üreticiler yani köylü vergilendirilmeye çalışılacaktır, işçi vergilendirilmeye çalışılacaktır. Evet. En yani az kazanan kesimler vergilendirilmeye çalışılacaktır. Buna itirazımız var. Peki Timuçin Bey, bu örgütlü öznelerin siyaset üretimi, bu itiraz hareketi bir engel taşıyacak mıdır borçların ödenmesine, borçların yurttaşlara yükletilmesine ve yani bu krizden bir çıkış sağlar mı? Yani, kısaca dinleyelim, süremizin de sonuna geliyoruz. Yani orada politik aktörlerin sahip olduğu güce bağlı. Yani bu krizden çıkışın eninde sonunda bir maliyeti var. Yani bu borç ödenecek, eninde sonunda ödenecek. Ya da maliyet eninde sonunda üstlenilecek anlamında söylüyorum. Burada maliyet
partinin kimin üstüne yıkılıp yıkılmayacağı bizim ya da işte farklı sınıftan kesimlerin, sermayenin, üretenlerin, emekçi sınıfın mücadele pratiğine bağlı. Dolayısıyla ne kadar güçlü bir direniş göstermek, ne kadar güçlü bir aradalık göstermek ki çok çarpıcı bir öneri bir anlamda Hakan'ın söylediği üretenler şurası, ekonomi şurası. Ekonomi şurası. Dolayısıyla bu onların üzerine alacağı maliyeti minimize etmek anlamına gelecektir ya da başka bir ekonomik yapı kurulmasına hizmet edecektir. Yani başka bir ülke, başka bir düzen kurulmasına da hizmet edecektir. Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Bu akşam için Timuçin Zümbül ve Hakan Öztürk Bey'dik. Ekonomiye ilişkin her şeyi konuştuk neredeyse. Haftaya esas meselede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.